TESK Başkanı Bendevi Palandöken, vatandaşların market raflarındaki fiyat istikrarsızlığı nedeniyle mağdur olduğunu söyledi. Perakende yasası için çağrıda bulundu. Palandöken şimdi telefon attığımızda önerisi üzerine kendisiyle konuşacağız. Sayın Palandöken, hoş geldiniz ana habere. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi raf fiyatı ve kasa fiyatı arasında fark olabiliyor. Bir ay aynı ürün 100 lirayken bir bakıyorsunuz 130 lira olabiliyor. Ya da bir gün önce 100 lira olan ürün 30 liraya kadar düşebiliyor. Siz de bunlara değinmişsiniz. Bu nasıl oluyor? Bu birinci soru. Bir de perakende yasasıyla ne değişir? Nasıl bir düzenleme öngörülür? Buyurun lütfen. Şimdi tabii bildiğiniz üzere biraz evvel de gösterdiğiniz gibi sektör temsilcileriyle fiyatların düşmesiyle ilgili çalışma yapılıyor. Daha önce Ticaret Bakanımız, Sanayi Bakanımız birlikte yapılan istişare toplantıda da şunları söyledim. Kalıcı bir kanun düzenleme olmadığı sürece vatandaşın bu tür alışverişlerinde hem fiyatların düşmeyeceğini hem de 2-3 fiyatın bir arada olacağını zaten kendileri de tespit etti. Tabii bu cezayla da düzelmiyor. 10 bin mağazası olan insana ceza versiniz ne olacak? Veyahut her dükkana bir tane zabıta veyahut kolluk kuvveti polis mi koyacaksınız? Bu yasal düzenlemeyle hem fiyatların yükselmesinin nedeni hem bunlara tedarik yapanların hem de perakende sektöründeki esnaf sanatkarın zararına olan bir şey. Esas tüketici oluyor. Biliyorsunuz fiyatlardaki sadece gıdada değil, hayatın her dalındaki artışlar yapılan veya işte ülkenin bugünkü bu döviz kurundan kaynaklanan fiyat farklılığıyla ilgisi yok. Bunlar tabii rafta vatandaş bir tane ürün ucuz koyuyor. Siz onu almaya giderken unutuyorsunuz. Diğer ürünlere baktığınız zaman hemen oradaki tuzak ürün sizin aldığınız bütün emtiaların bedeli kadar onlara kazanç sağlıyor. Yani buna mutlak ve mutlak yasal bir düzenleme lazım. Yasal düzenleme olmadığı sürece fiyat istikrarını sağlamak da mümkün değil. Ben 60 yıllık esnafım. Yani gıda maddesinde böyle anormal düşüş çıkışların olması mümkün değil. Eskiden giyim kuşamda da aynı şekildeydi. Meslek odalarından belge alınır, 15 gün gerçek ürün indirimli fiyattan satılırdı. Şimdi böyle değil ki. Şimdi camlarda görüyorsunuz en çok ilan var. %50 artı 40. Böyle bir kazanç olur mu? Böyle bir ticaret olur mu? Vatandaşın da ne yapacağını, ne zaman alacağını şaşırmaz bir vaziyette. İşte onun için çıkarıyorlar. Ya efendim işte cuma, kanlı cuma, ucuzluk cuma, bilmem ne cuma diye halkın tüketime zorladıkları gibi istedikleri fiyatı da dikte edip satıyorlar. Hı hı. Piyasada da aktör sayısı azalıyor. Yani bir kişinin 12 bin dükkanı olursa siz bunlar nasıl mücadele edeceksiniz? Böyle bir tedbir alınma olasılığı var mı? Aklın yolu bir. Kanuni bir düzenleme yapacaksınız. Bu düzenlemede tüketicinin korunmasıyla ilgili zaten 5302 sayılı yasalar, esnaf sanatkarlar kanunu. Burada da diyor ki tüketiciyi korumak için önlemler alınır. Hani nasıl önlem alınıyor? Hiç kimse fiyata müdahale edemiyor. Gerçeği de şu Stenham, liberal ekonomi serbest piyasa koşulunda. Sen diyor benim fiyatımı ayarlayamazsın. Peki ben yasada nasıl bir düzenleme olursa bu durum engellenir? Yani spesifik olarak bu yasada ne olmalı ki bu bahsettiğiniz öyle bir volatilite var ki fiyatlarda gerçekten bir gün gidiyorsunuz bambaşka bir fiyat, bir gün gidiyorsunuz bambaşka bir fiyat. Ne olursa yasada bunun önüne geçin. Bazen mağazanın içinde gezerken bile ürünü götürdüğünüz zaman çok çok sık rastlanan bir olay. Evet. Kasadaki fiyatı, raftaki fiyatı, insörtteki fiyatı değişebiliyor. Hı hı. Hatta bu konudaki müşteri memnuniyetini sağlamak için bir de oraya koyuyorlar. Bu getirin fişinizi işte kontrol edelim gibi bir özel birim kuruyorlar. Yani itimat temkin etmek için.
aslında tüketicinin yanılması için kurulmuş bir düzen. Ama vatandaş kendisini de otomatik olarak yani kontrol etmeli. Niçin, ne almak için gittiyse en az 2-3 market gezecek. Birinde deterjan, birinde yağ, birisinde gıda maddeleriyle ilgili sektörler arasında bir düzenleme yapmışlar. Bugün ben bakliyat ucuz vereceğim diyor. Öbürsü gün eğer o saatte pazar varsa sebze ve meyve de aynı şey oluyor. Ya yani öyle astronomik oluyor ki 3 liraya domates satılıyor, ertesi gün 13 lira oluyor. Böyle bir kazanç, böyle bir ticaret, böyle bir güvensizlik. Çünkü orada duran insanlar da sizi tanıyan insanlar değil. Sena Hanım bizim daimi müşterimiz diyebilecek insan değil. Marketlerde çalışanları görüyorsunuz. Bir hafta, 10 gün, 2 ay, 3 ayı geçmiyor süresi. Dolayısıyla hem bunların emeklerini de heba ediyorlar. Çünkü daha uzak bir semte veriyor. O da kızcağız veya erkek arkadaş oraya gidemem ben diyor. Çok uzak diyor benim evime diyor. O zaman git diyor. İşten çıkınca da tazminat da alamıyor. Bundan da gidiyor. Çünkü esnaf olsa orada esnafa bir daha yüzüne bakamaz o müşterinin. Çünkü sen hanım hemen gelirler. Kardeşim sen ne yaptın? Sen yumurtayı yazmışsın burada 59 lira. Burada 89 lira benden kasadan alındı. Şimdi siz de çıkar çıkmaz eskiden bildiğiniz üzere bir fişleri kontrol etme imkanınız vardı vergi iadesinden dolayı. Evet. Şimdi vergi iadesi olmaz için fişi katlayıp atıyorsunuz. Zaten bir de imaj var. Ne deniyor? Ya ucuz diyor işte. Ya bir komşu da tavsiye ediyor. Ben gittim aldım diyor. Deterjan gerçekten çok ucuz diyor. Dolayısıyla artık onların insafına kalmış. Peki. Sektörde aktör çoğalacak bir. Yasal bir düzenleme olacak. Böyle parakende yasası deyince tüketicinin gerçekten korunmasını istiyorsak hem kaliteliği en kısa mesafede en yakın fiyatlarla olacak. Ticaret Bakanlığı bu konuda internet üzerindeki satışlara bir düzenleme getirdi. Bu düzenleme gerçekten parakende sektörünü de düzenleyen yasada aynı şartlar olsa inanın ki fiyatlar en az %30, %40 düşecek. Vatandaş mağdur olmayacak. Esnaf ticaret yapacak. Bunlar da para kazanacak. Ama herhalde ki böyle olmuyor. Bildiğiniz üzere birinde bakıyorsunuz ki emtialarda yağ ucuz, birinde deterjan ucuz. Vatandaş da hem zaman israf olmasın hem de hepsini bir yerden alayım canım burada ucuz diyor. Şimdi diyor ben pazarlığa gitsem diyor 10 liradan aşağı domates alamam. Bak 3-3,5 liraya çıkarmış. Bunlar çok alıyorlar diyor. Kamyon aldıkları için. Yani bir de öyle halkın üzerinde bir intiva var. Ama maalesef işte hepsi bir düzene koymuş. Bir bakıyorsunuz gıda maddesinin ana kalemi olan bakliyatta, gazlı içecekte, yağda, deterjanda, şarküteri ürünlerinde bu fiyat farklılıkları mümkün olmuyor. Peki, çok teşekkür ederim. Herkesin arzu ettiği bu fiyatların istikrara kavuşması. Sayın Cumhurbaşkanı bildiğiniz üzere bununla ilgili bütün tedbirler alınacak dendi. Tarım kooperatifleri bu konuda devreye girdi ama netice itibariyle yani 10 binlerle ifade ettiğimiz bu rakamlarla açılabilecek sayının arasındaki farklılık sektörün bu konudaki mağduriyetini de düzeltemiyor. Pekala. TESK Başkanı Bendevi Palandöken çok teşekkürler ana habere katkınız ve katılmanız için. Devam ediyoruz efendim.